Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle Karadeniz'in olmazsa olmaz lezzetlerinden kara lahana sarması yapacağız. Etli kara lahana sarmamız için malzeme listemizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buyurun detaylara geçelim. 3-4 kişilik çıkacak olan kara lahana sarmamız için 2 bağ bu şekilde karalahana ihtiyacımız olacak. Öncelikle bir bağını güzelce kaynayan suyun içerisine alıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar kaynattıktan sonra soğuk suyun içerisine alarak şoklayacağım. Yeşil rengini tazeliğini koruyabilmesi için soğuk su ayarladım. Gördüğünüz gibi bir kenarda bekliyor. Daha sonrasında soğuk suyun içerisine aldıktan sonra ikinci bağ karalahanamı da kaynayan suyun içerisine alarak haşlama işlemiyle devam edeceğim. İlk karalahanalarım haşlandı. Gördüğünüz gibi soğuk suyun içerisine bıraktım ve ikinci e, posta karalahanalarımı da kaynayan suyun içerisine bırakarak haşlama işlemiyle devam edeceğim. Kara lahanalarımızı bu şekilde kaynar suda 7-8 dakika haşlayıp daha sonrasında 1-2 dakika daha soğuk su içerisine alıp şokladıktan sonra güzelce süzdürelim ve sarılmaya hazır hale gelmesi için güzelce e, süzdürmüş olduğumuz kara lahanalarımızın orta kısmını damar kısımlarını ayıklayarak devam edelim. düz bir zemin veya tahtanın üzerine lahanalarımızın yapraklarını bu şekilde serelim ve ortasının damar kısımlarını bıçak yardımıyla keserek alalım. Bu şekilde damar kısımlarından tamamen ayırmamız gerekecek. Aynı işlemi diğer tüm yapraklarımızı da uygulayalım ve daha sonrasında iç hazırlıklarıyla buyurun devam edelim. Şimdi bu kök kısımlarını ayıklarken sizlere daha detaylı görebilmeniz için birkaç yaprak çektim. Eğer bu şekilde küçük bir yapraksa ortasının kök kısmını alın, bir tane e, dolma olacak şekilde sarın. Ancak şimdiki gördüğünüz gibi büyük bir yapraksa önüne gelen ikiye bölerek iki yaprak şeklinde sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyük yaprakları ikiye bölmeyi unutmayın arkadaşlar yoksa çok daha büyük bir sarma elde edersiniz. E, hepsi eşit oranda olması için bu şekilde büyük yaprak ları ikiye bölerek küçükse iç sadece kök kısımlarını e, damar kısmını alarak bu şekilde ayıklayın ve daha sonrasında iç hazırlıklarını hazırlayarak artık sarma işlemine buyurun geçelim İçi için bir çay bardağı pirinç ve 1 çay bardağı bulgur kullandım. Gördüğünüz gibi aldım kasemi hemen yıkayıp geliyorum. İç harcı için büyük boy bir kuru soğan kullanalım. Eğer küçük boysa 2 tane de kullanabilirsiniz. İncecik olabildiğince küçücük doğrayalım yemeklik şekilde. Daha sonrasında yıkamış olduğumuz pirinç ve bulgurun üzerine ekleyelim. Kuru soğanın ardından yarım demet de maydanozumuzu incecik kıyalım ve iç harcımızın içerisine alalım. Doğradığım bu malzemeleri iç harcımın içerisine ekledim. Şimdi 300 gram orta yağlı kıymamı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kimyonumu da ekledikten sonra salça ile devam edeceğim. Toplamda 1 çorba kaşığı da domates salçamı ekliyorum ve ardından yarım çay bardağı da zeytinyağımı gezdiriyorum. Sonrasında karıştırma işlemiyle devam ediyorum zeytinyağı tercih etmek istemeyenler sıvı yağ da kullanabilirler. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce bir karıştıralım. Daha sonrasında sarmalarımızı saralım. Şimdi artık sarmalarımızın sarılma aşamasıyla bu ürün tarifimize devam edelim. Az önce güzelce haşlamış, ayıklamış olduğumuz yapraklarımızı tahtamızın üzerine alalım. İster elinizde, ister tahtanın veya bir tabağın içerisinde nasıl elinizden, nasıl kolay bir şekilde sarmak geliyorsa o şekilde iç harcını yerleştirerek sarmanızı yapabilirsiniz. Tahtanın üzerine yerleştirdikten sonra ortasının çıkarmış olduğumuz damar kısmını üst üste getirerek kapatalım. Daha sonrasında iç harcımızı bir başına koyalım. Kenarların içine katlayarak sarma işlemimizi yapalım. Mutfağa yeni giren veya daha önce hiç sarma sarmamış olan arkadaşlarım için daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir başına iç harcından bolca koydum. Şimdi öncelikle orta kısmını daha sonrasında kenarlarını ortaya katladıktan sonra saracağım ve bir kenara alacağım. Tüm yaprakların bitinceye kadar bu işlemi uygulamaya devam edeceğim. Tabii ki sizleri sıkmamak için birkaç tane daha nasıl sardığımı gösterdikten sonra artık pişirme aşamasına geçeceğim. Gördüğünüz gibi hemen ikinci sarmamı da sardım. Hızlandırılmış olarak birkaç tane yaprağımı daha nasıl sardığımı sizlerle paylaşayım. Daha sonrasında tenceremizin başına geçelim. Tüm yapraklarımızı incecik sardık. Şimdi artık tenceremizin başına geçebiliriz. Lahanalarımızın orta damar kısmını ayıklarken atmıyoruz damarlarını arkadaşlar. Bu şekilde tenceremizin tabanına yerleştirerek hem daha sağlıklı olması için yemeğimizin hem de tabanına yapışmaması için tenceremizin bu şekilde kullanmış oluyoruz. Tenceremizin tabanını yapraklarımızın damar kısımlarıyla kapladıktan sonra sarmış olduğumuz sarmalarımızı dizelim. Dizerken de tencerenize sıkı sıkı dizmeyin sarmalarınızı. Pişerken de şişeceğini düşünerekten birazcık hafif aralıklarla şöyle sakin sakin dizin. Sarmalarımızın tamamını bu şekilde tenceremize yerleştirdikten sonra üzerine birer parça şöyle toplamda bir çorba kaşığı olacak şekilde tereyağı parçaları ekleyelim. Ve tereyağının ardından yine şöyle yaklaşık 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı gezdirelim. Daha sonrasında yemeğimizin tuzunu atalım. Toplamda bir tatlı kaşığı tuz kullandım ben. ve tuzun ardından son işlem olarak sarmalarımızın hafif üzerine geçinceye kadar kaynar su gezdirelim ve ateşe alalım. Sarmalarımızın açılmaması için pişerken üzerine düz bir tabak kapatalım veya e, dolma taşı kapatalım. Kısık ateşte ağır ağır 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Ve bu muazzam sarmalarımızın pişmiş aşamasıyla buyurun devam edelim. Ben özellikle dolmaların dinlenmiş halini çok sevdiğim için pişirdikten sonra şöyle 2 saat kadar da dinlendirdim. Şimdi mis gibi artık etli karalahana sarmalarımız sunuma hazır. Tarifimi beğendiyseniz videoma birer beğeni bırakmayı, çok daha fazla tarife kolayca ve ücretsiz bir şekilde erişebilmek içinse kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tadına doyum olmaz lezzetli sarmalarımızın yanına yoğurt çok yakışacaktır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.